vacib sualı Türkiyə Dəyətnətçiləri başkanı professor doktor Əli Ərbaşca balandırır. Əli bəy xoş gəldik sizə. Hoş bulduq, sağ olun. Əli bəy ilk öncə sizi Azərbaycan tarixinin şanlı dövrü olan şanlı tariximiz 8 Noyabr zəfər günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən də kutlu olsun diyorum. 8 kasım, 8 Noyabr zəferi, Qarabağ zəferi. Bütün Azerbaycan halkı için, bütün milletimiz için, hani diyoruz ya tek millet, iki devlet, evet. onun için milletimiz için hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra kıyamete kadar topraklarımız hiçbir işgal altında kalmasın inşallah. Ali Bey teşekkür ederim. Burada dini liderlerin Global Summit'inde iştirak ediniz Bu bayrağı da danışaq. Global Summit'te neler müzakere olundu? Çok önemli bir toplantı olduğunu düşünüyorum, zirve olduğunu düşünüyorum. 60 kadar ülkeden dini liderlerin katıldığı bir istişare toplantısı, özellikle dünyamızın korunması, çevrenin korunması, ormanların, suların korunmasının gelecek nesiller üzerinde çok büyük faydası olduğu meselesi hem Müslüman dini liderler hem de diğer dinlerin mensuplarınca dile getirildi. Netice itibariyle özellikle Birleşmiş Milletler'in Bakü'de 11 Noyember'da başlatacağı bu çevre konferansından evvel böyle bir toplantının yapılmış olması ufuk açıcı oldu. Dediğim gibi 60 kadar ülkeden pek çok dini liderin katkıları oldu, teklifleri oldu. İnşallah bu teklifler hayata geçirilir. Bundan sonraki insanlarımızın yaşantısına, olumlu yönde katkı sağlar inşallah diye düşünüyorum. Azərbaycanın ev sahibi olacağı COP29-a çox az bir müddət qalıb. Bilirik ki, burada iqlimimizin çirkləndirilməsi müzakirə olunacaq. Evet. Bu fonda sizə bir sual vermək istəyirəm. Buyurun. Allah yer kürəsini biz insanlara bir əmanət olaraq verib, evet. amma belə deyim, biz insanlar ona bir xəyanət eləyirik bu əmanətə, onu çirkləndiririk. Niye biz böyle eğiliriz? Yani bizim esas ağacımızı niye balta vururuz? Evet. Esasında Müslüman emin olunan insan demektir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kimsedir. Yani biz emanete ihanet etmemeliyiz. Bir hadisi şerifinde de buyuruyor ki Müslümanın üç alameti vardır. Konuştuğu zaman Yalan söylemez, doğru söyler. Söz verdiği zaman sözünde durur. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet etmez. Müslümanlığın en önemli alametlerinden birisidir. Dolayısıyla kainat bize emanettir. Dünya bize emanettir. Ağaçlar, sular, ormanlar, hayvanlar, insan, insan masum insanlar bize emanet. Düşünebiliyor musunuz? İnsanoğlu ötekinin, karşıdakinin malına, mülküne, toprağına göz dikebiliyor. İşte 30 yıl boyunca Karabağ, Ermeniler işgal ettiler. Şimdi dünyanın pek çok yerinde yine işgal hareketleri var. Gazze'de, Filistin'de, efendim, ee, Myanmar'da, ee, dünyanın pek çok yerinde bu insanın açgözlülüğünden kaynaklanıyor. Halbuki, Cenab-ı Hak, Rabbimiz insanın açgözlü olmasını istemiyor. İnsanın kendi hakkına razı olmasını istiyor. Bizim hepimiz kendi hakkımıza razı olduğumuz takdirde ne çevreye zarar veririz, ne ormanlara zarar veririz, ne sulara zarar veririz. Bunları korumamız lazım. Bize emanet edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerimede yeryüzünün insana emanet edildiği ile ilgili hususlar var. Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinde yine yeryüzünün bizlere emanet edildiğine, onlara zarar vermememiz gerektiğine dair hadisi şerifler var. Onun için biz gençlerimizi özellikle öğrencilerimizi bu yönde eğitime tabi tutmalıyız eğitimsizlikten de kaynaklanıyor. Yani eğer bu yönde çevreyi koruma, iklim değişikliklerine sebep olacak, çevreye zarar verecek hususlara engel olma konusunda çocuklarımızı, öğrencilerimizi, gençlerimizi eğitime tabi tutmalıyız. Onları talim ve terbiyeden geçirmeliyiz. Siz işğaldan azad olunmuş ərazidə də oldunuz. İlk evet. dəfə 2021-ci ilin oktyabr evet. ayının 19-unda orada olmuşdunuz və 2 evet. ildən sonra yenidən ora getdiniz. Nə gördüz orada? Nə dəyişib Qarabağda? Mən, eee, çox bahtiyar olduğumu ifadə etmək istərim. Eee, ilk getdiyimizdə heç bir, eee, şey yoxdu. Yəni işğaldan qurtarılmış halda təhrib edilmiş, eee, evlər, ərazilər, binalar 30 yıl boyunca Ermenilerin yaptığı mezalemi görmüş idik. Ama şimdi gördüğümüzde yeni yeni dikitler, evler, binalar yapılmaya başlanmış. Bir canlılık gelmiş. Karabağ'a bir canlılık gelmiş. Agdam'a, Şuşa'ya bir canlılık gelmiş. Mescitler tamir edilmiş. Mesela Agdam Cuma Mescidi'nde dün namaz kıldık. Daha önce gittiğimizde Orası Ermenilerin domuz ahırı yaptığı bir yer idi. Yani öyle üzülmüştük ki kalbimiz sızlamıştı. Ama şimdi gayet tertemiz tamir edilmiş minareleriyle, ezanlarıyla. Yine Şuşa'daki Gevhera Camii'nde akşam namazımızı kıldık. Orayı da daha önce tahrip edilmiş haliyle görmüş idik. Ben bu vesileyle Cumhurbaşkanı Aliyev'e çok teşekkür ediyorum. Ee, onun rehberliğinde e, Azerbaycan yöneticilerine, e, yine e, Azerbaycan Şeyhül İslam'ı, Allah Şükür Paşazade, Hazretlerine. E, emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok büyük gelişmeler oluyor. Karabağ'da e, ve Azerbaycan'da. Bu da bizi çok mutlu ediyor, çok sevindiriyor. Biz de Türkiye olarak e, birliğimizi beraberliğimizi, e, ee, her zaman muhafaza etmek için her zaman desteğimizi e, veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz inşallah. Sayın Nerbaş, siz e, İslam aleminde kifayet kadar nüfuza malik tanımış e, insanlardan birisiniz. Dünyada baş veren bağlı adamlara bir sülh çağrışınızı eşitme istiyoruz. İslam sulh demektir. Kelime anlamı İslam'ın barış demektir. Sulh demektir. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberlerin en büyük amacı toplumlar bir arada yaşasınlar, birbirlerinin düşüncelerine saygı göstersinler, inançlarına saygı göstersinler. Hangi inançtan olursa olsun kimse kimseyi diğer inanca girmek için zorlamasın, kimse kimseye düşüncesini baskıyla, inancını baskıyla kabul ettirmeye kalkışmasın. Bizim inancımız budur. İslam'ın en önemli e, gönderiliş amaçlarından birisi insanların huzur içerisinde, barış içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Bakınız bizim inancımız o kadar e, insana değer veriyor ki, tabiata o kadar değer veriyor ki diyelim ki savaş halinde savaş halindeyiz. O savaş halinde bile eli silahsız insanlara dokunamazsınız. Onların dokunulmazlığı vardır. Bebeklere, çocuklara, kadınlara dokunmak haramdır, yasaktır. Mabetlere dokunmak yani camilere, mescitlere, kiliselere, havralara yani insanların inançlarının ibadet hanelerine Dokunmak haramdır İslam'da, yasaklanmıştır. Dolayısıyla ben buradan bütün insanlığa çağrıda bulunuyorum. Ee, lütfen e, barış içerisinde yaşamak için savaşlara insanların, savaşan devletlerin bu savaşlara son vermeleri için her zaman çağrıda bulunalım. Her zaman barıştan yana olalım mazlumdan yana olalım. Zalim insanlar her zaman olacak. Zalimlere karşı bizim mutlaka tepkimizi göstermemiz lazım. Sessiz kalmamamız lazım. Zalimler insanlar kendilerine karşı tepki göstermeyince, onlara karşı direniş göstermeyince daha çok cesaret buluyorlar, daha çok zulüm yapıyorlar. Onun için bu zulmün dünyada nerede olursa olsun bu zulmün ortadan kalkması için her zaman mazlumların yanında yer almamız lazım. Zalimlere karşı e, çağrıda bulunmamız, onlara karşı tepki göstermemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de teşekkürlerimize dolunca cevap verdiğiniz için. Çok sağ olun. Sizlere de yayınlarınızda başarılar diliyorum. Allah muvaffak eylesin. Sağ olun. Xatırladım ki, vacib sualı Türkiyə Dövlət İşləri Başçanını professor doktor Əli Ərbasçav balandırırdı. Hələlik -həl.